Aziz kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri kuluna akletmeyi, fikretmeyi, düşünme melekesini vermiş. Bunlar yetmemiş, peygamberler göndermiş. Bunlar yetmemiş, kıyamete kadar peygamberlerin varisleri olarak vaaz-ı nasihat edenler olacak ve bu vaaz-ı nasihatlerle insanlar fezekkir fe inne zikre tenfa'ul mu'minin, hatırlat, hatırlat ki umulur fayda verir. Anlayışıyla insan özünden kopmasın, insan yaratılış ilkesini kaybetmesin, İnsan kaos çıkarmasın, İnsan nankörlük yapmasın, İnsan isyan etmesin, İnsan dünyada huzur bulsun. İşte bununla ilgili Allahu Teala bize bu dünyanın geçiciliğini, mahşerin ise ebedi oluşunu haber ederek yapılan dünyadaki işlerin karşılığının verileceğini vaat ediyor. Gaflete düşmememiz için, dalalete düşmememiz için bizleri her an uyarıyor. İtikadi inançta problemler olmaması için bize Kur'an'da diyor ki aklınızı kullanın, görün, duyun, idrak edin. Bu süzgeçleri, bu olayları Kur'an sünnetinden, Kur'an ahlakından, Allah Resulü'nün sünnetinin süzgecinden geçirerek olaylara yönelin. Bir insan inancını aklının arkasına korsa, inanç değerlerini aklının arkasına koyup aklının süzgecinden geçirerek olayları tahlil ederse, inancının değerlerini devre dışı bırakmış olur ve yapılan tespitlerde mutlak manada doğruyu isabet söz konusu olmamış olur. Aklınıza, fikrinize ne gelirse, hangi alan, hangi konum, hangi şartlarda olursanız olun, eğer sizi inancınız yönlendirmiyorsa dalalete düşmeniz muhtemeldir. Onun için Allahu Teala Fatiha suresinde bizlere hem dua niteliği taşıyan hem de kendi yolundan sapmamıza engel olan bir uyarı beyan ediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz. Eğer kulluk vazifesini bir namazdan, bir oruçtan ibaret olduğunu anlarsan, doğru bir yola girmiş olmazsın, yanlış bir tespite düşmüş olursun. Kulluk, hayatınızın bütün alanlarında Allah'ın rızasını gözetmektir. İhdinas sıratal müstakim, ondan sonra diyorsun ki Allah'ım bizi doğru yola ilet. Günde 40 defa bunu söyleyen bir insan nasıl hayatında yanlış yollara kayar? Nasıl mı? İşte aklını, fikrini, inancının önüne koyarsa yanlış bir karar vermiş olur. Bakınız aziz kardeşlerim, bu konuda Estağfurullah bilinen وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ
وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayet. Ne diyor? Muhakkak ki sizi deneyeceğiz. Nasıl? Sınayacağız. Sizi imtihan edeceğiz. Bakınız. Korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor. Ya şu ayet-i kerimeye bakın yahu. Muhterem müminler. Sanki şu ayet-i kerime sanki yeni indi, şu anda indi. Ne dehşet korkularımız oldu değil mi kardeşlerim? Ne dehşet kayıplarımız oldu değil mi? Ne malımız kaldı, ne mülkümüz kaldı, ne canımız kaldı. Evet, yaşıyoruz bunları. Bak Allah diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi sınayacağız. Neyle? Bir şeyin o şeyle ki مِنَ الْخَوْفِ Korkuyla. Evet. O sağlam evlerimize dahi giremez olduk. Korkuyoruz. Görüyor musunuz? Ne dehşet bir korku ya Rab. Bakınız bunun önüne kim geçebilir? Şöyle bir geniş bir tefekkür dünyasına dalalım. Ne kadar zayıf olduğumuzu anlıyoruz değil mi beyler? İnsan oğlu acizdir. İnsanoğlu muhtaçtır. İstediği kadar zengin olsun, istediği kadar okusun, gücü takatı işte bu kadardır. Allah bir korku verdi mi, dünya ona dar olur. Öyleyse gelin kardeşlerim, korkularımızı, kayıplarımızı, endişelerimizi Allah'ın rızasını kazanma gayreti içerisinde olmakla giderebiliriz. İmtihan. Eğer işte aklımızı, inancımızın önüne korsak, ne demeye başlarız? Niye bu felaketler bize geliyor? Niye bu gayrimüslimler rahat yaşıyor da bütün musibetler Müslümanlara? Bizi Allah sevmiyor mu? Ya emin olun aziz kardeşlerim, şu son yaşadığımız olaylar, Müslümanlar işte aklını, inancının önüne koyduğu zayıf inancı, bir takım bilgisizce hareketleri, bir takım insanları inancından bile uzaklaştırdı. Ama çoğunluğu ekseri olarak Allah'a yaklaştırdı. Allah'ın kendisine vermiş olduğu mülkün karşısında acziyetini gördü. Allah'ın kendisine ikramının geçici olduğunu anladı. Hiç namaz kılmayan insanların namaza başladığına şahit olduk. Allahu Ekber.